Gel. Ya bıraksana kolumu. Ya kimse yok mu? Ya Ömer. Ömer. Ne yapıyorsun ya? Ya bırak. Ömer. Ya. Geç. Ya. Geç. Ömer. Ya ne yapıyorsun? Geç. Ömer. Ya ne yapıyorsun? Bırak. Ya. Ömer. Ya aç şu kapıyı. Bana her şeyi anlatana kadar buradan çıkmayacağız Gülürüm. Yemeğiniz soğuyacak Cihan Bey. Ne kadar oldu? Yarım saat. Eşiniz herhalde pek aç değil. Ya da müştemilatta yiyor. Hay Allah'ım ya Rabbim, ne diyeceğiz ya? Ne diyeceğiz biz Cihan'a şimdi? Ya biraz bekleyelim, belki konuşup geri dönerler. He. İki çay içerler, iki sohbet ederler. Bizim doktor gene sırtını atar bizim kızı. Aldığı gibi getirir, geri bırakır. Tövbe tövbe. Evli barklı kadını sırtına attığı gibi götür dayol adam. Artık benim edebim müsaade etmez ne yapacağını. Sana tövbe asıl anne. Artık neyi ima ediyorsan. Ne Allah Allah, neyi ima edeceğiz? İma edecek bir şey mi kaldı Mesut'e? Her şey ortada bence. Ama var ya, çok şaşırdım ha. Yani yemin ediyorum yıllardır koynumuzda yılan beslemişiz resmen. Ya resmen sapık çıktı bu doktor ya. Vallahi ırz düşmanı çıktı yani. Ne bağırışıyorsunuz böyle? Hı? Aa, aile meselelerini konuşuyoruz canım. Lafımızın da hesabını vereceğiz sana. Hem sen kapısız yerden mi çıktın? İnsan bir tıklatır kapıyı. Cevap vermeyin bana. Gülruh Hanım nerede? Kocası yemeğe bekliyor. Ne oldu? Dilinizi mi yuttunuz? Nerede Gülruh? Aa, Halide Hanım. Hayırdır? Hanımının bu acılı gününde onu yalnız mı bıraktın? Ha? Terbiyesiz. Hadi, çağır şu kızı. Ne oluyor ya? Canım, kıza banyoda da mı rahat yok? Kızcağız bize yardım etti. Üstü başı kirlendi. Kocamın yanına böyle gitmeyeyim diye su dökünüyor. E çıksın, yollarız elbet. Yollarız. Yani Hızır gibi yetiştin de. E kaç saat banyoda kalacak bu kız ya? E illaki çıkacak, kırklanacak mı bu? Banyoda değil mi? E nerede Gülruh? Ya aç şu kapıyı artık. Konuşmanı bekliyorum Gülruh. İkimizle ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Cihan beni bekliyor. Şu anda muhtemelen polis çağırmıştır. Her şeyi mahvedeceksin yine. Her şeyi mahvedeceğim yine, öyle mi? Ben senin neyini mahvettim Gülruh bugüne kadar? Söylesene, neyini mahvettim? Tekneyi batırıp Cihan'ın gözünü açıp o zavallı evliliğini mi mahvettim? Boşanmadığına göre evliliğin kurtuldu değil mi? Ya sen hala neyi kabullenemiyorsun? Ben sana babamı toprağa verdiğim gün söyledim. Bitti dedim. Yoksun artık dedim. Ben unuttum bizi. Unuttun öyle mi? Bizi unuttun. Bunu da unuttun mu? Hı? Sakın! Sakın bir daha evli olduğumu unutma. Senin evliliğin gerçek mi Gülruh? Gözlerime bakıp söylesene. Ben Cihan'ın karısı oldum desene bana. Ömer, bu yaptığın çok anlamsız. Zorbalık bu. Asıl senin yaptığın zorbalık. Bana yaptığın, kendine yaptığın zorbalık. Hala sana inanan o zavallı Cihan'a yaptığın zorbalık. Ya siz manyak mısınız ya? Ha? Ömer kızı kaçırmış, siz kocasından saklıyorsunuz. Delirdiniz mi siz ya? Ha? Ya kendi kaçtı zannedecek ya. Of Yonca, bir dur Allah aşkına ya, bir kafamızı karıştırma. Ya bu kadar zaman durduğunuz kabahat zaten. Hiç mi kafanız basmıyor ha? Hayda kızım, sen nereye gidiyorsun şimdi ya? Yonca dur. Yonca, yangına körükle gitme.
Niye burada yıkanmıyor ki? Niye kendi evinde yıkanmıyor? Enişte! Afiyet olsun ama Ömer karını kaçırdı. Her şey bir anda olup bitiverdi. Vallahi Can Bey, ne olur sakin olun ya. Ya nasıl sakin olsun bir adam, nasıl? Karısını kaçırmışlar ya, karısını. Ay. Ya zavallı Gürcü nasıl korkuyordur şimdi, kim bilir. Hayvan ya. Artık nasıl kaçırdıysa eter mi koklattı, artık silah mı çekti, ne yaptıysa. Gürcü ne yapıyorsun? Ay Can Bey. Can Bey getirin. Hadi Can Bey, ilacımı getirir misiniz? İnanamıyorum. Nasıl yapabilir böyle bir şeyi? Ne malum kaçırdı. Belki de beraber kaçtılar. Yok. O küçük şeytan daha boşanmanın eşiğinden yeni dönmüşken yapmaz böyle bir hata. Ay, Ömer aklını kaçırmış olmalı. Tamam. Sen şimdi Cihan'ın ilaçlarını ayarla. Ben hemen üstüme bir şey geçirip iniyorum. Tamam. Cihan. Cihan. Ay nerede kaldı bu Halide Hanım? Halide Hanım. Cihan. Cihan Ansuit. Cihan. Ya niye polise haber vermiyoruz? Neden duruyoruz hala? Kız kim bilir ne halde? Yonca bir sus ya. Çekil. Çekil. Sen de kalk. Cihan. Cihan. Önce ilacını alacaksın. Önce ilacını. Al canım. Karım kayboldu. Tamam canım, biliyorum. Lütfen sakin ol. Lütfen sakin ol. Bak sen. Nereden biliyorsun acaba Gülfemciğim? Yoksa Ömer'le birlikte mi planladınız bunu? Defolun evimden. Ne diyorsun sen be? Burası bizim kardeşimizin evi. Bunu artık o kafana sok. Bizim kardeşimiz kayıp be. Kardeşimiz. Gülfem, yalvarıyorum. Sana yalvarıyorum, karımı bul. Karımı bul lütfen. Tamam Cihan'cığım, ne olur sakin ol. Bir nefes al lütfen. Anlayacağız şimdi ne olduğunu. Ay, hala anlayacağız diyor ya. Hala anlayacağız diyor. Ya Ömer denen hayvan bizim kardeşimizi zorla kaçırdı da nesini anlayacaksın ya? Sen bir susar mısın ya? Ömer. Ne yaptı? Tamam. Gerçeği duymak istiyorsun yani, öyle mi? Tamam, anlatacağım. En başından. Bütün gerçeği. Ben bakıyorum. Polisler geldiyse bir çift lafım var onlara. Ne oluyor burada? Annem nerede? Ha? Niye fenalık geçirdi? Kardeşiniz Şevket Bey. Kardeşimi kaçırdı.
olmaz böyle. Cihan, böyle olmaz. Cihan, Cihan sakin ol. Sakin ol, nefes al ve sakin ol. Doktorunu arayayım mı ha? Onur Bey'i arayayım mı? Doktora değil. Polisi aramamız lazım bizim Gülben. Gülben polisi aramamız lazım. Cihan'cığım bak polisi aramayalım. Şevket'i aradım, Taner'i aradım. Ömer'i bulabilecek herkes bir gelsin. Önce bir konuşup anlayalım ne olduğunu. Gülben. O adam benim karımı kaçırdı. Benim karımı kaçırdı anlıyor musun? Benim karımı polisi aramamız lazım. Gülfem Hanım, polisler geldi. Size polisi çağırmayın demiştim. Yonca çağırmış. Polis, gel aşağı gel polis. Polis mi? Bir şey söylemeyecek misin? Ömer duymuyor musun beni? Benim derdim sen değildin. Hiçbir zamanda olmadın. Sen ne dediğinin farkında mısın? Benim tek derdim Gülfem'di. Başından beri bu böyleydi. Ben sana ilk tanıştığımızda da söyledim bunu. Ben o hep Gülfem sipahi olmak isteyen küçük kızım işte. Sen benim için Gülfem sana değer verirken değerliydin. Bu yalanlarla neyi saklamaya çalışıyorsun sen benden? Ha? Gülfem senden vazgeçti. Ben de vazgeçtim. Sen inansan da inanmasan da peşinde olduğun tek gerçek bu. Açar mısın artık şu kapıyı? Ya sen beni aptal mı sandın? Ha? Bu yalanlarına inanır mıyım senin Gülru? Bana bak. Artık lütfen kendine gel. Ve bana doğruları anlat. Karımı kaçırdılar. Benim karımı kaçırdılar. Şahitler de var. Bir şey söylesenize. Silahlı olmasından çok korkuyoruz. Ne diyorsun sen? Haddini bilmez kadın. Abla. Yok, silah falan yoktu. Ya biz gördük, böyle sırtına aldı, gitti. Bakın memur bey, benim oğlum bu ülkenin yetiştirdiği en değerli, en saygın cerrahlardan biridir. Bu kadın yalan söylüyor. Gülru geldi. Bildiğim her yere baktım, yoklar. Bana söylediklerin sadece yaşadıklarımıza, aşkımıza değil. Aklıma da hakaret Gülru. Neyi neden gizliyorsun bilmiyorum. Ama lütfen artık gerçekleri anlat bana. Ömer sen gerçekleri değil, duymak istediğini istiyorsun. Söyledim sana. Tek gerçek bu. Babamın seninle kavga edip ölmesi benim mazeretimdi. Babam ölmeseydi de seni terk edecektim ben. Gülru bu nasıl bir oyun? Neden bunu yapıyorsun? Bu saçma sapan yalanlarına neden beni inandırmaya çalışıyorsun sen? Senin saçmalık dediğin şey benim hayatım. Ben hep böyleydim, anla artık. Sizi birlikte gördüğüm ilk gece seni onun elinden almaya karar verdim. Ben, müştemilat kızı, çocukluğundan beri hayranı olduğu kadının kalbindeki adama sahip olacak. Oldu. Oldum. Gülfem sipahinin sevdiği adamı aldım ben elinden. Yalan söylüyorsun. Sen benim Gülfem'in sana ilgisini kaybettiği gün kaybettin. Sana ihtiyacım yok artık. Bitti. Ha, seni hiç sevmedim ama Cihan'ı seviyorum. Onun aşkına sahip olabileceğimi anladığım günden beri seviyorum onu. Ve Cihan'dan vazgeçmeyeceğim. Çünkü Gülfem de ondan vazgeçmez. Sen delir misin? Benim çocukluğumdan beri tek bir hayalim var. Ve ben ona yürüyorum. Ama seninle değil. Cihan'la.
Senin bu ucuz yalanlarına inanmıyorum. Ama başardım. Gülfem hikayesine inandığım için değil. Gözlerimin içine baka baka bana yalan söylediğin için başardın. O Allah'ın cezası gerçek her neyse onu hala açıklamadığın için başardın. Şimdi çık git. Çık git buradan. Artık seni tanımıyorum Gülüm. Ama sana yemin ederim. Eğer bir gün bu anlattıklarına inanırsam sen de beni tanıyamayacaksın. Hala kabullenemiyorsun Ömer. Bu kadının hedefi bendim diyorum. Seni istemesinin sebebi de bendim. Senden vazgeçmesinin sebebi de bendim. Sen benden vazgeçtin. O da babasının ölümünü mazeret edip senden vazgeçti. Babamın seninle kavga edip ölmesi benim mazeretimdi. Babam ölmeseydi de seni terk edecektim ben. Benim tek derdim Gülfem. Başından beri bu böyleydi. Ben sana ilk tanıştığımızda da söyledim bunu. Ben o hep Gülfem sipahi olmak isteyen küçük kızım işte. Sen benim için Gülfem sana değer verirken değerliydin. Bakın memur bey, Ömer Hekimoğlu bizim çok yakın bir aile dostumuzdur. Ben bir yanlış anlama olduğundan eminim. Lütfen araştırmalarınızı yaparken bu söylediklerimi dikkate alın. Biz bu işin büyümesini istemiyoruz. Üniversite mezunu koskoca doktor. O da böyle yapıyorsa 50 barklı kadını kaçırdı ya. Ayıp vallahi ayıp. Yok Ömer fena şey yapmaz Güdri. Yok. Lütfen korkmayın. Mebrure, şununla muhatap olma yoksa hırsımı senden alacağım ha. Allah Allah. Hadi bakalım Cahide Hanım. Hadi. Çok merak ettim. Acaba nasıl alacakmışsınız hırsınızı? Gülfem. Gülfem. Rica ediyorum şunları at artık dayanamıyorum. Aa, kadına bak be. Gidecek biri varsa o da sizsiniz. Biz ailedeniz hanımefendi. Aileden. Peki ya siz kimsiniz? Ha? Kız kaçıran adamın ailesi. Ya siz utanmadan hala nasıl bekliyorsunuz ya bizimle burada? Olaya bak ya, olaya bak. Hem ne malum? Ha? Ne malum bunun da amcasıyla işbirliği içinde olmadı? Yonca saçmalama. Ama oğluma iftira atmayın lütfen. Deli bu ya. Vallahi bak. Ya siz aynı evde kalmıyor musunuz? Ha? Hem polis niye sizi sorgulamadı? Ha tabii zenginsiniz siz. Ondan değil mi? Ama benim kardeşimi küt diye nezarethaneye atmışlardı. Biliyor. Fikri Gülrü'nün yerini biliyor. Bana bak eğer bilip de size söylemiyorsan çok kötü olur. Ben senin karını nereden bileyim? Ne malum isteyerek gitmedi. Ne dedin sen? Ne dedin sen benim karıma? Ne diyorsun sen benim karıma? Ne diyorsun? Cihan! Gülrü! Gülrü! Gülrü, neredesin sen? Tamam canım. Bir şey yaptı mı? Yaptı mı sana bir şey? Hayır yapmadı, iyiyim ben. Oğlum nerede? Söyle. Nerede oğlum? Cahide Hanım, oğlunuzun şu anda karakolda olmadığına şükredin. Cezasını çekecek. Çekecek. Tamam Cihan'cığım. Değmez. Evliliğimizi böyle rezaletlerle kirletmeye değmez. Duydunuz mu?
evliliğini biz rezil ediyormuşuz. Biz rezil ediyormuşuz. Gel hayatım şöyle. Gülfem Cahide Hanım'a kapıya kadar eşlik et istersen. Sen benim evimden misafir kovamazsın. Gidecekler. O adamın kimsesini görmek istemiyorum. Cihan, sen önce bir... Gülfem lütfen. Gidiyorum. Midem bulanıyor. Çok korktum. Çok korktum. Gördün mü Şevket edepsizleri? Ha? Utanmazlar. Ah Ömer abi, bizi kimlere muhatap ettin? Kimlerin diline düşürdün? Tansiyonu çıkacak yine Cahide Hanım. Yapmayın, olmuş olan. Yapma Mebrure. Bayıla bayıla ahbaplık ediyordun onlarla. Ay, acaba hangimizle ahbaplık ediyormuş Mebrure Hanım? Yürü Yonca, yürü. Ben çok korktum. Bırakmayacağım. Bundan sonra elini bırakmayacağım. Bir saniye bile bırakmayacağım. Tamam, geçti artık. Benim evimden... benim karımı nasıl kaçırabilir Gülru? Koruyamadım ben seni. Koruyamadım, arayamadım. Bir erkek olamadım. Cihan, kendini suçlama. Senin bir suçun yok. Bir şey yaptı mı? Bir şey yaptım sana. Doğruyu söyle, bir şey yaptı mı? Yapmadı. Sadece konuştuk. Ve ne konuştunuz? Ne söyledi ki sana? Ne söyledi, ne konuştunuz? Onun bana söyledikleri değil. Benim ona ne söylediğim önemli. Ne söyledi? Seni çok sevdiğimi, senden asla vazgeçmeyeceğimi söyledim. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Ömer, yine ben. Dün gece olanlarla ilgili konuşmamız lazım. Lütfen telefonunu açar açmaz beni arar mısın? Senin için endişeleniyorum. Gürrüm. Benimle gel. Konuşacaklarımız var. Bir daha Cahide'ye veya arkadaşım olan herhangi birine dün geceki gibi davranamayacağını aklına sok. İkinizin arasındaki tek fark seninle hesabımızın daha eski olması. Sana da, o kadına da merhametim yok Gülfem. Sen de bunu aklına sok. Bir dahaki saygısızlığını karşılıksız bırakmam Gülru. Elinden geleni ardına koyma. Dün gece Ömer'le aranda ne geçti? Anlat. Bana neden evlendiğimi sordu. Ona gerçeği anlattım. Ne saçmalıyorsun sen? Keşke şu an aynaya bakabilseydin. Korkma.
senin de annesinin de nasıl birer katil olduğunuzu, babamı nasıl ölüme sürüklediğinizi bilmiyor. Henüz. Ama derdimin senin olduğunu biliyor artık. Saçmalıyorsun sen. Beni iyi dinle küçük şeytan. Ben babanın katili değilim. Sensin. Sen ve sefil kardeşlerin. Ben sadece zavallı ihtiyarın gözlerinin açılmasını sağladım. Eğer siz üç kız kardeş, yediğiniz haltları yememiş olsaydınız babanız hala hayatta olurdu Gülruh. Sen istediğin kadar bizim hatalarımızla kendini akla Gülfem. Ben ne yaptığını biliyorum. Sen de biliyorsun. Bedelini ödeyeceğin her günahını biliyorsun. Daha bitirmedik. Gel buraya. Dün gece Ömer'e ne saçmaladın anlatacaksın. Bu kadar merak ediyorsan git Ömer'e sor Gülfem. Hala Ömer'e çok aşıksın değil mi? Çok. Ömer'e hala çok aşığım. Ama seninle savaşımızda aşka yer yok. Aşk çok büyük bir zaaftır Gülruh. Unutma. Efendim. Nihayet. Bana bak, az önce emlakçı aradı beni. Bizim sokaktaki villa boşalmış. Hemen kiralayalım. Tam istediğim gibi bir showroom olabilir orası. Sakın kaçırma. Showroom önemli. Ha, bu arada benim öğlen bir yemeğim var. Sonradan atölyeye geçeceğim. Vallahi iyi uzatmadı damat bu işi. İnsanın içine kurt düşer ayol. Koca gece sabaha kadar elin adamıyla. Anne. Ayol senin bu karın da ağzımı açtırmıyor. Ne zaman iki çift laf etsem hemen kaş göz havada. Anne aşağı, anne yukarı. Meşude, ne var kızım, anam doğru söylüyor. Nedir yani? Tamam bırak anacığım, bırak ya, bunlar rahat. Sosyetik ya bunlar. Gel işine. Olduğu gibi yani. Ulan benim karım öyle alacak başını bir adamın evine gidecek. Adam da gelecek alacak bunu sırtına götürecek falan. Oo, çok fena yaparım adamı ben. Ya sabır. Ana Baldız. Ne yapıyorsun kız? Neredesin sen? Gözümüz yollarda kaldı ha. Enişte ne oldu? Sen gitmedin mi Gülfem Hanım'la? Ha lafa daldın tabii. Ha o şekilde değil kızım ya şey. Ya bu Gülfem Hanım bir acayip oldu artık ha. Vallahi bazen arıyor beni, kalk gidelim diyor falan. Bazen biniyor arabaya, atlıyor. Kendi gidiyor öyle kafasına göre falan. Hani şimdi akrabayız ya. Hani yormak istemiyor demek beni. Tabii. Aman kızım, ucuz atlattın yavrum. Hadi Gürcü gel, biraz dertleşelim biz seninle. Aa, hemen de kaçırıyor kızı odalara. Ya şurada dertleşin. Biz de bir dert ortağıyız değil mi oğlum? Yok. Elinde kapıların arkasında fiskos fiskos. Kombi aç oradan. Bütün gece gözüme uyku girmedi Gürcüm. Ne yaptınız Ömer Bey'le? Ne konuştunuz? Çok zordu abla. Çok zordu ama başardım. Ya neyi başardın? Bir söyle Allah aşkına, anlat şunu doğru düzgün. Kendimi öldürmeyi başardım. Dün gece Ömer'in gözlerinin içine baka baka kendimi öldürdüm. Nasıl yani? Ne öldürmesi? Sen ne diyorsun? Ay ben ne diyeyim sana Gürru ya? Aman. Ablam, sen bana diyeceğin şey boşanma davasına giderken söyledin. Yok yani olmuyor. Ben ne yaparsam yapayım Ömer'i içimden atamıyorum. Ben de dün gece tuttum kendimi. Ömer'in o her şeye rağmen inandığı masum küçük kız çocuğunu onun içinden söküp attım. Hadi Yonca, bitir artık bu işi. Dün gece Taner sana hiç yüz vermedi. Hayırdır? Bak. Abla yüreği sonuçta. Yani sen
o Junior Playboy yüzünden böyle mutsuz olunca benim kanıma dokunuyor. Ben o Taner'i çok iyi bilirim. Kopuş havasına girmiş o bir kere. Yani senden böyle uzaklaşmaya başlayınca anla ki başka biri var. Senin hiçbir şey bildiğin yok. Taner bana bozuk. Hiçbir şey bilmiyorsun. İyi. Sen öyle de bakalım. Ama sonuçta benim o çocukla bir tecrübem var ki konuşuyorum. Yani sonunda inşallah sen haklı çıkarsın ama. Neyse. Aslında ayrısınız siz. Yani eğer başka biri varsa da aslında seni tam olarak aldatmış sayılmaz. Başka biri falan yok abla. Sen benim için boş yere üzülme. Başka biri yok. Anladın mı bunu? Alo Şevket. Ben kızı ayarladım. İşte bu yüzden dün gece yemeğe gelemedim. Hayatımın öyle bir dönemindeyim ki bir saat sonrasını bile öngöremiyorum. Sanırım Ömer arasam iyi olacak. Ya seni hiçbir şey şaşırtmaz mı? Sana o kadar çok şey anlattım ki. Kardeşim tam boşandı derken mahkemeden nasıl çıktığımızı, Ömer'in, bizim bildiğimiz Ömer'in sırtına evli bir kadını alıp kaçırmasını. Sen de sakin sakin oturup sanki sıradan bir sinema programı yaparmışçasına sanırım benim Ömer'i aramam lazım diyebiliyorsun. Biri şaşırtmak kolay değil Gülfem. Meslek icabı mı? Öyle vakalar görüyorsun da şaşıramıyor musun yani? İnsan ruhu icabı. Hayatımızı beynimizin sadece %10'unu kullanarak bu hale getiriyoruz. Geriye şaşıracak tek bir şey kalıyor. Kadın. Bu kadar iddialı bir sözün altından vasat bir çapkınlık manifestosu çıkabiliyor yani. Bu da beni şaşırtmıyor. Kadınlar demedim Gülfem. Tek bir kadın. Hikayesini bilmediğim. Haklı ya da haksız. Kavgasından vazgeçmeyen. Belli. Yaralı ama güçlü. Tek bir kadın. İşte beni hala şaşırtabilen tek şey bu Gülfem. Benim atölyede bir randevum var. Kaçmam lazım. Ömer'i ihmal etmeyeceğini gördüm. Ama ilk fırsatta Cihan'ı da görmen gerektiğini düşünüyorum. En azından bu arka arkaya gelen krizler yatışana kadar. Peki. Şimdilik senin istediğin gibi olsun. Bu güzel. Cihan Bey. Telefonu getirdim. Tamam git. Çık dedim sana. Alo. Merhaba. Ben bir araba satın almak istiyorum. Evet, telefonu da halledeceğiz. Ben parası ne kadarsa gönderebilirim hemen. Adım Cihan Sipahi. Evet, Sipahi. Daha
dalga geçmiyorum beyefendi. Ben Cihan Sipahi. Enver Sipahi'nin oğlu, Gülfem Sipahi'nin kardeşi Cihan Sipahi. Derhal araba satın almak istiyorum. Peşimi hemen. Bu raporlar çok net. Şahidinizin olması da elimizi güçlendiriyor. Şüphe yok, bu davayı kazanırız Duygu Hanım. Ben de öyle düşünüyordum ama karşımızdaki Gülfem Sipahi. Her an her şey tersine dönebilir bizim için. Size gelene kadar kaç avukat değiştirdiğimi tahmin bile edemezsiniz. Gülfem Sipahi'nin kim olduğunu biliyorum tabii. Ama bu kadar güçlü delillerle bu davayı açmamak delilik olur. Duygu! Duygu çok fena gözüm yanıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Şey, damla tacı falan bir şey var mı? Göz damlası bir şey. O salak siyah şampiyon yok mu? O... Mert! Ne? Ya. Tamam, şimdi şöyle yapıyoruz. Siz beni hemen 2 dakika dışarıda bekleyin. Ben çantamı alıp hemen geliyorum, tamam? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ya ne yaptın Mert ya? Beni rezil ettin. Rezil ettin beni ya. Sen beni rezil ettin ya. Sen beni rezil ettin ya. Yukarıda normal avlu vardı, onu alsaydık. Kızım gözümüz mü görüyor? Allah Allah. Bu ne biçim renk? Hala bebekle mi oynuyorsun sen ya? Neyse. Ben çıkıyorum. Avukatımla Gülfem'e gidiyoruz. Anasını ağlatacağız onu. Tamam bu işte de avukat. Ben de geleyim sen de madem. Ha, tabii. Gel. En son gittiğinde ev sahibini vurdun eve. Sen de gel tabii. Ha, yok yani ben öyle... Sen öyle bir gürüyü göreyim dedin herhalde değil mi? Kızım ne alakası var gürüyle? Ben sen yalnız kalma diye şey yaptım yani. Hı, tabii. Bırak Allah aşkına Mert. Anlamadık mı sanıyorsun? Gürüyü görmek için peşimden geliyorsun. Neyse. Gürüyü görürsem selamını söylerim. Merak etme. Lan Gülü benim aklıma bile gelmedi be. Ne oluyor lan bana? Oh, hoş geldiniz Gülfem Hanım. Cihan ne yapıyor? Cihan bugün biraz tuhaf. Önce bilgisayarı istedi. Sonra da telefonla birileriyle konuştu. Aa, kimi arayabilir ki? Bilmiyorum. İlk defa telefonda konuştuğunu gördüm. Ya beni kapının dışına koydu, duyamadım. Hı. Ah, Gülfem Hanım. Ne bunlar? Kredi kartları. Gülru Hanım. Nerede bu kız? Yukarıda. Cihan Bey'le birlikte. Ben seninle puzzle yapmayı çok özlemişim. Ben de canım. Ne demek oluyor bunlar? Gülfem ne oluyor? Ne bunlar ayrıca? Bana numara yapma Gülru. Aşkım. Bunlar senin. Ne haber Onur? İyilik senden. Dün geceki marifetini öğrendim. Ekim oldu. İyi misin? İyi olacağım. Dün geceden sonra iyi olmaktan başka bir çarem kalmadı. Konuşmak ister misin? Onur, doktorluk yapma bana Allah aşkına. Anladım. Hekimoğlu konuşmak istemiyor. Tamam ben konuşayım o zaman. Geçen gün bana iş meselesini ne yapacağımı sormuştun. Aslında buraya gelirken kafamda çok güzel bir proje vardı. Sadece seninle hayata geçirebileceğim bir proje. Neymiş o? Kadınlar neden estetik yaptırıyorlar? Hı? Erkekler için mi yoksa kendileri için mi? Kadınlar ne yaparsa kendileri için yapar. Erkekler onlar için sadece bir mazeret. İşte tam istediğim cevap bu.
Ama tabii ben buna daha şık bir açıklama getiriyorum. Her şeyin cevabı kafada. Sebep erkekler değil, kendi psikolojileri. Estetik ve psikolojiyi bir araya getiren bir klinikten bahsediyorum Ömer. İkimizin ortak kliniği. Başhekimliği de bıraktığına göre. Var mısın? Bir değil, iki değil, beş kredi kartı. Bu kabul edilemez. Sana ne? Sana ne? Benim param, benim karım. Cihan, bu kız sana ne yaptı da sen bu kıvama geldin bilmiyorum Gülfem, ama... Gülfem, düzgün konuş. Benim haberim yoktu diyorum. Bu kartlar derhal kesilip atılacak, derhal! Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen Gülfem? Çocuk mu var senin karşında? Senin ne kadar paran varsa... Benim de o kadar param var. Senin neyin varsa yarısı benim. Benim her şeyim de karımın. Ve ben paraya el sürmeyen, çatı katında yaşayan zavallı bir çocuk değilim artık. Ben evli, evli bir erkeğim ben. Kendi paramla, kendi karıma canım ne isterse yaparım ben. Ne isterse. Araba geldi. Geldi mi? Ne arabası? Araba geldi. Gülru gel. Vay. Anneni keseyim. Yılan be. Nedir ya? Ne var Yener? Ne bağırıp duruyorsun? Ya bana ne yeni arabadan canım? Ya kızım niye öyle diyorsun? Kimin bu araba? Gülfem Hanım'ın. Ne dediğimi anlaman lazım. Yani yarın öbür gün kim bu arabanın şoförü olacak? Ben olacağım. Gülfem'e bak ya. Allah genç işi takılıyor ha. Güldürü. Bu senin araban. Can Bey, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Güldürü. Senin. O zaman yarın bulduğum mekana bakmaya gidiyoruz, tamam mı? Amerika'dayken ben sana ne demiştim? Eninde sonunda ruh sağlığı ve estetik birleşecek. Hayırlısı ortak. Her şey kadınlar için ortak. Evet. İş defterini yarına kadar kapattığımıza göre... şimdi asıl meseleye gelelim. Hadi ama Ömer. Ben seni buraya sadece iş meselesini konuşalım diye çağırmadım. Onur, benim için konuşacak bir şey yok. Gerçekten. Kalmadı. Gülür'ü evlendiğinde bile konuşacak bir şeyler vardı ama... dün geceden sonra kalmadı, öyle mi? Evlendiğinde bile benim için bitmemişti. Ama dün bitti. Tamam. Yani Cihan, olmaz ki bu iş böyle. Önce yeni kredi kartları, şimdi bu araba falan. Yani ne yapıyorsun sen? Oo. Kartlar da çıktı demek ha? Aman diyeyim. Aman maşallah da dilimle sır kızım. Sen var ya sen, adamsın be adam. Senin var ya ağzını yüzünü yerim be. Ya bir saniye. Cihan, olmaz bu kadar artık. Ben karımın ayağını yerden kestim. Otobüse binip yorulmasın. Ben merakta kalmayayım diye. Karar verdim, aldım. Ay, aslansın be. Aslan bacanak ya. Yemin ediyorum sarılacağım ben sana, bak hatırlat bir ara. Yalnız Gülru, senin ehliyet var değil mi kızım? Var. Var, üniversiteye başladığımda babam kursa göndermişti.
Bir gün çalışmaya başlayıp kendi ekmeğini kazanınca niye senin de bir araban olmasın ki demişti. Bak kızım, kocayı bulunca araban da oldu. Ama ben hiç kullanmadım ki araba. Ya aman be Gülro, dert ettiğin şeye bak ya. Kızım, eşeğin yoksa enişten de mi yok? Ben sana pratik yaptırırım, şey yapma. Ben şoför tutarım sana. Hayır, hayır. Tutarım. Hayır, artık sen hiçbir şey yapma. Hem ben alışamam öyle şoför falan. Arabaya bir şey demedin. Beğenmedin mi? Rengini, modelini beğenmediysen de değiştiririm. Yani beğendim de. Tamam o zaman. Ya benim karıma böylesi yakışır. Hadi gel, hadi gel gezelim. Gel sen arabayı kullan. Tamam, şu sokakta bir tur atıp döneceğiz hemen, tamam mı? Tamam. Rahat değil mi? Rahat. Rahatım. Harika. Gürrü Hanım'ın yeni arabası demek. Halide! Migren ilacım nerede? Hayrını görmez inşallah. Görgüsüzler. Gözleri döndü ailecek. Bir günde hem banka hesapları hem araba. Ya olacak iş değil. Olacak iş değil. Sus da kapıya bak. Araba almış ya. Araba almış. Gülfemciğim. Yanlış bir zamanda mı geldin? Seninle yarım kalan bir işimiz vardı. Ya kaçın kurası o kadın ya. Ya yine bir halt ederse buna. Yok ya. Yanında kapı gibi avukat var, ne yapacak ki? Ya yine delilenirse benimki? Nereden seninki oluyor lan? Yok ya, ben vuramayacağım. Olacak iş değil. Gülfem Hanım, bu iki rapor arasındaki fark ortada. Ah, evet. Şu talihsiz rapor. Avukat Bey, ben müvekkilinizin iddialarını çok iyi biliyorum. Ama sanırım sizin bilmediğiniz bazı şeyler var. Mesela, Duygu Hanım'ın ortalığı birbirine kattığı gün yenilenmesini istediğim bu rapor. Yalan. Yalan söylüyor. Gördüğünüz gibi zarf kapalıdır. Raporda içindedir. Ne raporu bu? Evet, kabul ediyorum. Hastanemizde bir hata yapıldı. Bu durum tespit edildi ve hemen düzeltildi. Pardon Duygucuğum. Şuradaki kurye damgasından da göreceğiniz gibi yenilenmiş test sonuçları hemen Duygu Hanım'a iletildi. Yalan söylüyor. Bana kimse bir şey göndermedi. Buradaki damgaya göre siz bu raporu kabul etmemişsiniz Duygu Hanım. Bana kimse hiçbir şey göndermedi diyorum. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Yalan söylüyor. İspatla. İspatla. Aa. Ama avukat bey, siz müvekkilinizi yeterince bilgilendirmemişsiniz. Duygucuğum, bunları ispatlamak senin avukatının görevi. Bu yüzden para ödüyorsun ona. Ama ben sana yine de söyleyeyim. Kurye şirketinin adı, teslimatı yapan şahsın adı, teslimatın tarihi, bu bilgilerin hepsi orada var zaten. Avukat bey de ufak bir araştırma yaparsa, testteki hatalar yüzünden 3 laborantımı derhal işten çıkarttığımı görecektir. Sen nasıl bir insansın? Aldığın önlemler buymuş demek ha. Herkesi satın aldın değil mi? Herkesi. Bu kadına inanmayın. Yalan söylüyor.
Her şeyi kendi kılıfına göre uydurmuş. Hepsi bu. Teessüf ederim avukat bey. Lütfen müvekkilinize sahip çıkın. Şu anda benim evimde misafir olduğunuzu hatırlatırım size. Gülfem Hanım, müvekkilimin onu konuşturmamak için para teklif ettiğinizi ifade eden bir şahidi var. Evet, haklısınız. Şu şahit meselesi de var, doğrudur. Yalnız avukat bey, müvekkiliniz size her şeyi eksik anlatmaya adet edinmiş bence. O şahidi daha iyi tanıyabilmek için eski gazetelerin 3. sayfalarına bakmanız yeterli olacaktır. Şahidiniz elinde silahla evimi basıp kardeşimi öldürmeye çalıştı da... hapis cezası aldı ama ertelendi. Ailemizle özel sıkıntıları olan şahidinizin bu durumda mahkeme tarafından ne kadar güvenilir sayılacağını ben sizin engin deneyiminize sunuyorum. Avukat bey. Ya şu bizim baldız var ya, bazen böyle alık malık gibi geliyor bana ama helal olsun kıza. Bak nasıl kaptı hemen hediyeyi. Artık ne yapıyorsa. Ama ne hediye ne hediye. Vallahi benim bile bu yaşımda kurulasım geldi ön koltuğa ha. Kız, sen gezmek mi istiyorsun benim güzel hanım? Ben gezdiririm seni. Şu işler bir hallolsun da beraber çıkar bir gezeriz. Ay aman. Siz hep gürüye tezahürat edin. Asıl marifet benim. Arabada, kredi kartları da benim eserim. Ben küçük enişteyi gazlamasaydım... gözü rüyasında bile göremezdi bu cömertliği. İyi, oradan devam. Sevdin değil mi güzel, beğendin? Sevdim. Çok sevdim. De, yani kredi kartları, araba falan bunlara gerek yok Cihan. Neden Gülru? Ben senin kocanım. Ben sen ne istersen yaparım ki. Sen yeter ki beğen. Ben çocuk değilim artık. Abla. Hoş geldin. Merhaba. Bak çiçek. Ablana ne aldım? Ben aldım. Beğendin mi? Hediye mi bu? Ya çok güzelmiş. Abla kazası belası kullan inşallah. Sağ ol. Hadi Can gidelim eve. Yok. Sen kardeşlerinle kal. Çiçekle beraber sizinkilerin yanına geçersiniz. Onlar da çok sevindiler zaten. Ben beklerim. Tamam. Üşüme tamam mı? Ne kadar tatlı, çocuk gibi. Ya seni mutlu etmek için ne kadar da çırpınıyor. Yazık. Ne kadar saf, ne kadar temiz. Seni böyle hediyelerle mutlu edeceğini zannediyor. Ah abla. Hadi çiçek eve, hadi. Korkaksınız, hepiniz korkaksınız. Gülfem İsmail'in gücünden korkuyorsunuz hepiniz. Allah sizi kahretsin. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum biz canı ya. Nefret ediyorum ya. Al. Araban güzelmiş. Dört ayak üstüne düşmek de güzel herhalde. Ne yaptı sana? Sana ne? Umurunda mı? Dene bakalım. Belki umurumdadır. Bak, sütten çıkmış ak kaşık değilim. Ama onun kadar şeytan da değilim. Hayatımda ilk kez bu kadar haklıyım ve hiçbir şey yapamıyorum. Anladın mı? Hiçbir şey yapamıyorum. Bebeğimin intikamını bile alamıyorum o canavardan. Niye anlatıyorsam sana? Duygu, çıkarsana telefonunu. Çıkar. Ne oluyor sana? Ver, numaramı yazacağım. Ver.
Al. Ara beni. Ben de seni arayacağım. Deli. Dayanamamış gelmiş. Kim? Mert mi? Mert. Korkma. Benim için geldi. Neyse. Niye arayacağını bilmiyorum ama ara. Merak ettim. Gelme dedim sana. Niye geliyorsun? Ne yapayım kızım? Merak ettim ya. Güvenilmez ki o kadına. Ne oldu avukat? Avukat mı avukat yok. Dava da yok. Açılmadan bitti işte. Ömer yine evi terk edip bir otele gitti. Ama bu sefer aramayacağım. Gerçekten aramayacağım. Cık. Nerede onunla kalıyordu? O ne yaptı ki acaba? Oğlun evsiz kalınca müştemilata sığınmıştır belki de Mebrure. Ha? İstiyorsan git kapılarını bir çal. Ben yatıyorum. Allah rahatlık versin. Sana da. Vay anne vay. Demek altın çocuk bir müştemilat kızı uğruna yüzünü yere düşürdü senin ha. Alışkın değilsin tabii. Sen ne biçim konuşuyorsun böyle düşman gibi ha? Yazıklar olsun sana. Sen nasıl kendini böyle bir duruma düşürürsün? Anne, bu sefer ben düşmedim. Senin küçük oğlun düştü anne. Şimdi gücün yetiyorsa onu yerden kaldırma. Ha? Altın çocukmuş. Küçük bir y**ı için tenekeye döndü be teneke. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Çek. Bence şu an Şevket'e haddini bildirmeye değil. Bir dosta ihtiyacın var Ömer. Taner annemin halini anlatınca gelip onu bir görmek istedim. Dün Cahide çok zor, çok uzun bir gece geçirdi. Ben de onu görmeye gelmiştim. Gürrüm. Dün o kadar çirkinleşti. Annene karşı o kadar zalimleşti ki. Gülfem, ne olur bana bir şey anlatma. Ne olur. Tamam. O zaman sen bana anlat. Nasıl böyle bir delilik yaptın Ömer? Ne geçti o kadınla aranda dün gece? Yarın şoför de tutarız. Sen kardeşlerini alırsın, beraber alışverişe çıkarsın. Ne istersen. Sen ne istersen alırsın Gülru. Tamam. İstemiyorsan gitmezsin. Al alışverişe. Cihan. Yani bütün bunlar, kredi kartları, araba, yeni giysiler falan. Benim bütün bunlara ihtiyacım yok. Benim çalışmaya ihtiyacım var. İyi de sen kovuldun. Benim yüzümden kovuldun hatta. Kovuldum. Sipahi soyadını taşırken başka bir tasarımcının yanında çalışamamdı artık. Gülfem'in yanında da çalışamazsın. Gülfem'le çalışamam evet. Çalışamam. Yapacak tek bir şey kalıyor aslında. Kendi işimi kurmak. Kendi markamı yaratmak.
Ömer lütfen beni yanlış anlama. Senden hesap sormuyorum. Ama resmen polis devreye giriyordu. Büyük rezalet çıkacaktı. Sen neyin kıyısından döndüğünün farkında değil misin? Ben hiçbir şeyin kıyısından dönmedim Gülfem. Sadece dün gece rezil oldum. Ne geçti aranızda? Rezil oldum diyorum işte. Kendime, geçmişime. Toy bir delikanlı gibi kurduğum bütün hayalleri, her şeye rezil oldum. Ömer bak. Gülfem. Bak. Annemle konuşursan uğradığımı söylersin. Zaten birkaç güne kadar da yeni bir eve geçeceğim. Tamam. Hadi iyi geceler. Ne söyledi o şeytan sana? Ne söyledi de seni bu hale getirdi? Benim tasarımlarım, benim kendi markam. Yani işte düşün, sokağa çıkıyorsun, hiç tanımadığın bir kadın yanından geçiyor, üstünde benim elbisem. Benim hayallerimi taşıyor üstünde. Benim renklerimi, benim çizgimi. Ben bunu istiyorum işte, ben kendim bildim bileli bunu istiyorum. Cihan, anlıyorsun değil mi beni? Yani kredi kartları, yeni araba, alışveriş falan bunlar beni mutlu edecek şeyler değil. Beni çalışmak mutlu edecek. Ben kocamın maddi desteğini değil, hayallerime ortak olmasını istiyorum. Ortaklık. Biz hayat ortağıyız Gülrüm. Benim param senin paran. Para ne ki? Benim canım senin. Hayatım senin. Cihan, ben bir yer buldum kiralık. Gel ortak olalım, orayı tutalım birlikte. Ben işimi kurup yürümeye başlayınca sana kira borcumu bile öderim. Bu beni çok mutlu edecek, lütfen. Borç. Bizim aramızda borç yok. Ya sen dinlemiyor musun beni? Takılma borca falan. Sen benim yanımda mısın? Hayallerime de ortak mısın? Ölene kadar. Ölene kadar yanındayım. Ne hissettin bugün? Ne babında yani? Gürü günler sonra yeniden görme babında yani. Ya ne hissedeceğim kızım ya? Zaten utançtan kızın gözüne bakamadık yani. Kafamı kaldıramadım. Vah vah. Utançtan yüzüne bile bakamamış. Utanacağını bile bile niye geliyorsun o zaman? Kızım yani ne alakası var ya? Ben senin peşinden, senin arkandan geliyorum ben. Tabii. Eminim öyledir. Ne yapıyorsun ya? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Ha? Gülü falan ne ayak ya? Ne alakası var ya? Asıl sen bana ayak yapma Mert. Bak en sinir olduğum şey. Senin o sinirini bir alırım löpet kalırsın ha. Sen gürürü görmeye geldin. Anlamadın mı sanıyorsun? Ha? Aptal mıyım ben? Hem bana ne canım? İstediğin kadar gör gürürüyü. İstiyorsan gene git silaha sarıl. Boşaltmaya çalış. İstediğin yap, beni ilgilendirmiyor. Ama hem beni kullanıp hem de bana yalan söyleme Mert. Ben var ya. Harbiden çıldırtırsın adamı. Kızım sen burada gürürünü tıraşa falan bağladın da. Sen görmüyor musun lan sen? Ha? Sen bana ne oluyor görmüyor musun? Ne? Ne oluyormuş sana? Dilini mi yuttun? Söylesene. Başka bir şey oluyor. Yani başka bir şey oluyor bana. Ne demeni bekliyorsan. Neyse. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gürüyü unutamamam beni ilgilendirmiyor. Bir şekilde arkadaş olduk işte. En fazla arkadaşım adına üzülürüm, geçer gider. Film de sarmadı zaten. Neyse, ben yatıyorum.
İyi geceler. Görmüyor musun kızım be? Çok fena aşık oldum lan ben sana. Güldür'ü. Günaydın. Günaydın. Sen hiç uyumadın mı? Kapa gözlerini. Neden? Kapa. Ne oluyor ki şimdi? Ben bir şey anlamadım. Markamın adını göreceksin. İlk sen göreceksin. Ben bütün gece çalıştım. Onlarca imza denedim. Sonunda buldum. Aç şimdi gözlerini. Öğlene kadar atölyedeyim. Gözün üstlerinde olsun. Yeni bir hediye daha gelirse de haberim olsun mutlaka. Tabii. Siz hiç merak etmeyin. Bir şey söylemeyecek misin? Güldür'ü. Sipahi. Böyle bir başka... Bir başka oluyor sanki. Soyadım çok yakışmış sana. Markam. Tamam. Sen marka de. Ben soyadım diyeyim. Hadi kalk, çok işimiz var bugün. İyi de sen hiç uyumadın ki. Uyumaya vakit yok Cihan. Bugün Gülrü Sipahi'nin doğacağı yeri göreceğiz. Ne demek oluyor ki o şimdi? Demek Ömer Bey otele geçmiş. Taner de orada olacaksa işimiz daha kolay. Bugün annesi yalvar yakar konuştu. Ya amcası evi boşaltınca Taner de ortada kaldı tabii. Bir otele geçmiştir evet yani, ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Söylemedi. Belki de arkadaşında kalıyordur. Benim aklıma bir yer geliyor ama. Yonca. Bir şey biliyorsan söyle, ben de bileyim. Dur bakalım. İyi oldu. Çok iyi oldu. Adres benden, kız benden. Size pek bir iş bırakmadım. Artık bir yemekten fazlasını hak ettim ha? Yonca, bak bu işi yap. Sonra dile benden ne dilersen. Sen dilek kısmını bana bırak şekerim. Neyse. Gözün kulağın telefonda olsun. Konuşuruz sonra. Geç kalmışsın. Uyanamadın galiba. Ben hazırlanıp şimdi çıkacağım abla. Kıyamam ben sana. Şu surata bak. Ya. Bütün gece Taner'den telefon bekledin, uykusuz kaldım tabii değil mi? Ya uğraşma benle Yonca ya. Aman. İyi. Zaten bana ne? Benim keyfim gıcır. Yürü, bugün yeni arabasıyla gezmeye götürecek bizi. Yani okulun olmasaydı sana da gel derdim ama zaten keyfin de yok. Bay bay. Ay. İyi ya. O Yonca zillisi geliyor da ben niye gelemiyorum oğlum? Ya anacığım başlama Allah'ını seversen ya. Acık sıranı bekle ya. Ya nereye oturacaksın zaten, arabanın arkası mavadım kadar. Tamam, ben alacağım arabayı söz. Yarın seni boğaza indireceğim bak, yemin ediyorum. Ay kıyamam. Fakize Hanım'a yer kalmadı değil mi? Ay bak kimler geldi bak. Ay gözlerimiz yollarda kaldı ha. Enişte. Hayırdır? Arkamızdan su falan mı dökeceksin? Ya merak etme, alt tarafı bir tur atacağız canım. Enişte hadi sen de gel. Ben şimdi direksiyona alışana kadar sen yanımızda ol, ne olur ne olmaz. Ben öne geçeceğim. Cihan da mı geliyor? Cihan geliyor zaten.
Sen gelmiyorsun. Gezmeye değil, çalışmaya gidiyoruz biz. Ne çalışması ya? Gücü. Çalıştı şimdi kızım, güzelce. Değil mi? Ama yavaş. Şş. Kız yavaş, bir gaza basacaksın. Yavaş, trafik canavarı yavaş. Hafif de sağa gel, araba gelir karşıda. Yeni mekanımızı nasıl buldun ortak? Hoş geldik diyorum ortak. Bahsettiğim yer burası. Vay anasını be. Hadi. Emlakçı bizi bekliyor içeride. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ya çok güzel burası. Cihan çok şirin değil mi? Bak. Bak. Buraya masamı koyarım. Sonra cansız mankenler böyle buralarda dururlar. Oralara da koyabilirim cansız manken. Kumaşlarımı şraflara koyarım. Panom. Panomu masanın arkasına. Buraya asarım. Her şeyi kendim yapacağım. Ya buranın odaları öyle çok büyük değil. Ama hani çok kalabalık bir ekip kurmak istemiyorum zaten. Bir kişi daha var aklımda. Biz uzun bir süre sığarız buraya zaten. İki kişi. Ne olacak ki? Butik bir atölye olacak benimki. Cihan. Ya ben öyle güzel işler yapacağım ki. Birkaç aya kalmaz bütün borcumu ödeyeceğim sana. Güldürü. Ne borcu? Ben dedim sana. Sen iste, ben burayı sana satın alayım. Cihan, başa dönmeyelim. Burayla ilgili bir şey demedin hiç. Beğenmedin mi? Yani evet, boya badana falan yapmak lazım ama ben onu bile kendi ellerimle yapacağım. Çok heyecanlıyım. Yani burası ablanın atölyesi gibi değil pek. Ama burası da bambaşka bir yer olacak. Ben hiç ablamın atölyesini görmedim ki. Yakın aslında. Buraya çok yakın. Neslihan. Şu yırtmacı biraz daha kapa. Peki Gülfem Hanım. Hostes üniformaları yarın dikime gidiyor Gülfem Hanım. Güzel. Yan sokaktaki villayı kiraladın mı? Dün söylemiştim sana. Siz kendiniz görmek istersiniz diye düşünmüştüm ben ama. Bir daha benim adıma düşünme. Ben sana kirala demedim mi? Hadi git hallet şu işi. Sürpriz. Merhaba. Bir iç mimarla anlaştım. Yarın hemen geliyor. Sen de mutlaka burada ol, tamam mı ortak? Estetik katını nasıl hayal ettiğini anlat. İki hafta dekorasyon sürer. Sonra da iş başı yaparız. Benim mıntıkam estetik olsun yeter. Bir ilgisizlik mi seziyorum orada? Ben bir süre buralarda olmayacağım Onur. Tatil. Yani biraz kafa dinleme diyelim. Kafa izini fazla uzatma Hekim Bey. Koşmak için seni bekliyorum. Eyvallah, görüşürüz. Görüşürüz. İşte ablanın kalesi. Çok havalı değil mi? Tıpkı ablan gibi. Biraz kalabalık. Evet, kalabalık. İşte bu kalabalık ekip ablanın işçi arıları. Vızır vızır kraliçeleri için çalışıyorlar. Bakayım. Aa, çok güzel. Sürprizsiz. Ama çok güzel.
Şaşırtmadım. Küçük Guru'yu hatırlayan var mı? Hı? Eskiden atölyeye getirirdim onu. Getir götür işlerimi yapardı. Hah, bak. Kimse seni hatırlamıyor Guru. Evet. Bu muhteşem sürprizi benim odamda tamamlamalıyız, değil mi? Hadi. Guru. Geldim canım. Kolay gelsin. Bakıyorum da atölye havasını özlemişsin Gülru. Evde boş boş oturmaktan sıkılıyorsan arada havayı koklamaya buraya gelebilirsin. Bak. İhaleyi kazandığım üniforma. Beğendin mi? İhaleyi nasıl kazandığına dair ufak bir şüphem vardı. Üniformayı görünce o da kalmadı. Bu büyük sürprizi biz neye borçluyuz? Biz... Evet, biz arabayla dolaşmak istedik biraz. Sonra Cihan'ın atölyeyi daha önce hiç görmediği geldi benim aklıma. Sana da sürpriz yapalım dedik. Evet, büyük sürpriz oldu. Yalnız Cihan'cığım, bu dışarıda araba gezintileri devam edecek mi? Trafik biliyorsun senin pek de alışık olmadığın bir şey. Birdenbire böyle dışarıya açılmak senin panik bozukluğunu tetikleyebilir de. Ben gayet memnunum. Kocamın dört duvar arasındaki günleri sona erdi. O artık sosyal hayata, dışarıya alışıyor. Bence sen de alışmaya bak. Kardeşin etrafında, çevrende görmeye alış. Cihan'cığım, hadi gel sana ödüllerimi göstereyim. Gel. Gülfem Hanım. Gel. Gülfem Hanım. Komşu villayla ilgili. Söyle ve bize kahve getir. Bugün kiralanmış. Daha şık bir showroom buluruz. Hemen yenisine bak. Cihan. Gel canım, gidelim biz de. Gülfem'i daha fazla meşgul etmek istemeyiz. Çok güzelmiş. Akşam görüşürüz. Kolay gelsin. Beğendin mi ablanın atölyesini? Beğendim. Beğendim de. Ben nasıl seninkini düşünüyorum. Güldürü. Neden söylemedin ki ablama? Sürpriz olsun istedim. Hem bak, o da burayı almak istiyormuş. Yani boşu boşuna çok sinirlenecekti. Yine de sinirlenecek. Biliyorum ben. Çok şaşıracak. Senin paranı yememden korkuyor ya. Kendi paramı kazanmanın peşinde olduğumu görünce içi rahatlar biraz. Ama çok büyük sürpriz olacak Gülfem'e. Çok. Hadi. Hadi bacanak. Gel ya. Bas gaza Valdız. Bas gaza.
Ömer gitti Cahide. Ne kadar kalır inan hiç bilmiyorum. Ama bana seni arayacağını söylemişti. Cahide'cim ben Onur'la da konuştum. Ona da biraz kafa dinlemeye gittiğini söylemiş. Ha, bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Ama biraz düşünüp yalnız kalıp gerçek bir cevap bulacakmış. Ne bileyim. Öyle demiş işte. Benim tek derdim Gülfem'di. Ben o hep Gülfem sipahi olmak isteyen küçük kızım işte. Kan! Ölüyorum. Ölüyorum değil mi? Ölmüyorsun, merak etme. Cehenneme gideceğim. Allah'ım. Allah'ım günahlarımı affet. Biliyorum gizli gizli Gülfeman'ın odasına giriyorum ama ben kötü bir şey yapmıyorum. Tamam yapmıştım. 2 yıl önce Gülfeman'ın bir kere giyip ondan sonra attığı geçici sakladım. Hiç giymedim ama sapık değilim ben. Ben büyüyünce hep Gülfeman'ın olmak isterdim. Ama şimdi ölüyorum. Bu olayla neden ilgileniyor? Çünkü sevgili Fergie meteliksiz. Açlıktan öleceğim. Esaslı berberci olmaya çalışıyorum. Ne bakıyorsun? Rujun mu taşmış? Estağfurullah ya, rujun yerinde. Taşan taşmış. Ne diyorsun ya? Sen nereye böyle? Eğlenmeye, kopmaya gidiyorum. Belli olmuyor mu? Belli belli. Neyse, ben çıkıyorum. Çorban dolapta. İlaç saatini de kaçırma. Sen kaçta gelirsin? Ben yani anahtarını falan al. Ben uykum ağır, uyanamam yani, anladın mı? Sabaha kadar bekleyecek halimiz yok seni. Ay bekleme zaten. Sabaha karşı falan gelirim. Hadi çal. Hadi çalmış ya. Gerizekalı. Otel mi lan burası? Sabaha karşı geliyor. Üzgünüm. Bu gece çok iyi bir sohbet arkadaşı değilim. Şu anda ne yapmak isterdin Gülfem? Eski dostumun yaptığını yapabilmek isterdim. Onun gibi çekip gidebilmek isterdim. Sıkı bir tatil isterdim. Ama sakın ne bekliyorsun deme, hiçbir yere gidemem. Gidebilirsin. Hemen şimdi gidebilirsin. Beni duymadın galiba. Kapa gözlerini. Ne? Hadi kapa. Ne bu şimdi? Yeni bir terapi denemesi falan mı? Hadi Gülfem. Sadece gözlerini kapat. Hadi. Kapat gözlerini. Peki. Neredesin? Ne demek neredeyim? Buradayım işte. Gülfem. Gözlerini kapat. Hadi. Neredesin? Sıcak bir yerdeyim. Şömine mi, güneş mi? Güneş. Akşam güneşi. Deniz kenarındayım. Deniz kokusu var. Uzakta da martı çığlıkları. Yeşil. Turuncu. Mandalina ağaçları var.
ve kekik. Damağında. Buz gibi bir limonata. Fesleğen mi? Ya ayakların? Arasını dolduruyor. Ne yaptın bana? Seni tatile çıkardım. Gözlerini kalabalığa kapaman, kendi içine bakman yeterli Gülfem. Vallahi bizim kız bir açıldı, pir açıldı ha. Ay ben böyle arabaydı, kredi kartıydı falan uğraşırken, ay bizimki dükkan açıyor, iş kuruyor ya. Yonca o dükkan değil, atölye. Ay aman, aynı şey ikisi de. Gani gani para getirsin de. Ay hayırlısıyla inşallah, inşallah. Adamları yolladım. Senin kıza haber ver. Yonca, ne o elinde ya öyle bip bip bip? Ya kızlarla dedikodu yapıyoruz. Ne var yani? Ay, ay. Tamam, kız hazır. Ben su alacağım. Bir şey istiyor musunuz? Yok canım. Neyi var bu çiçeğin ya? Yonca. Ya Yonca kime diyorum? Ay bana ne çiçekten ya? Of. Ay, ay bir derdim oydu sanki. Ya Savaş. Şurada bir dünya görüyor musun? Hayır. Tarla görüyor musun? İnsana ait olmayan herhangi bir şeyi görüyor musun? Hayır. Neden biliyor musun? Çünkü orası bir tarla. Hadi ama ağaç oldum Tanercik. Sen kimsin ya? Kapıdayım. Hadi çok bekletme beni. Allah Allah. Alo. Ya pardon da siz kimsiniz? Demek oyun istiyorsun. Oynayalım hadi. Kapıdayım. Yukarıda mı oynamak istersin? Ne oyunundan bahsediyorsun? Sen kimsin kızım? Neredesin? Nereye geliyorsun? Ben bir şey anlamış değilim. Kapıdayım diyorum. İstersen yukarıda çıkarım ama. Hayda. Ya tamam sen bir aşağıda beni beklesene. Tamam bekliyorum. Tamam dur geliyorum ben şimdi. Sen kimsin? Nihayet.
Taner Bey yeni sevgiliniz mi? Taner Bey ne zamandan beri birliktesiniz? Taner Bey yeni gözleriniz mi? Taner Bey bir açıklama yapacak mısınız? Taner Bey bir şeyler söyler Taner Bey bir açıklama yapmayacak mısınız? Vedalaşma vakti ha? Senin ne zaman çabuk geçiyor Gülfem. Beni tatile bile çıkardın. Ama zamanı yavaşlatabiliriz bence. Gel bir kahve içelim. Kucu. Aldın mı ilacını? Almadım da uyumadım da. Kıyamam ya. Sen yoksa camda beni mi bekledin? Ne bekleyeceğim seni ya. Hadi git yat Zibar Duygu hadi. Ne bu olay şimdi? Ne bu? Ay başım dönüyor. Ya bir şey diyeceğim. Beni yukarı sen çıkartabilir misin? Öpüyorum seni ya. Ama şimdi düşersem. Ya bir insan ağzına içer kardeşim. Ya sen ne biçim iş geçiyorsun ya? Hayret bir şey ya. Gel buraya. Hayret bir şey ya. Yemin ediyorum ne biçim içiyorsunuz? Ya yürü. Döner. Daha dur. Hadi. Bakayım yavaş gel. Hadi. Son iki. Evet. Dur. Devam. Bekle. Gel buraya. Dur tamam. Geldik tamam. Dur. Geç. Sol kol. Gel buraya. Çıkar. Aferin. Çıkar. Allah Allah. Çıkar. Yaşamak istiyorum. Ya. Aşık oldum kızım ben sana. Ay bu, sen hastalarını hep böyle güldürüyor musun? Yoksa bu sadece benim üstümde uyguladığım bir gülme terapisi falan mı? O kadar güzel gülüyorsun ki. Çok geç oldu. Demek gecenin sonuna geldik ha? Peki. Thank you.
Çok güzel bir akşamdı. En kısa zamanda tekrarlamak isterim. İyi geceler. İyi geceler Gülfem. Ne olurdu şu adamı aylar önce bulsaydın. Seni hiç sevmedim ama Cihan'ı seviyorum. Onun aşkına sahip olabileceğimi anladığım günden beri seviyorum onu. Ve Cihan'dan vazgeçmeyeceğim. Çünkü Gülfem de ondan vazgeçmez. Benim çocukluğumdan beri tek bir hayalim var. Ve ben ona yürüyorum. Ama seninle değil. Cihan'la. Ya aç şu kapıyı artık. Konuşmanı bekliyorum Gidro. İkimiz de ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Cihan beni bekliyor. Şu anda muhtemelen polis çağırmıştır. Her şeyi mahvedeceksin yine. Her şeyi mahvedeceğim yine öyle mi? Ben senin neyini mahvettim Gülüro bugüne kadar? Söylesene neyini mahvettim? Tekneyi batırıp Cihan'ın gözünü açıp o zavallı evliliğini mi mahvettim? Ya sen hala neyi kabullenemiyorsun? Bitti dedim. Yoksun artık dedim. Ben unuttum bizi. Bunu da unuttun mu? Sakın! Sakın bir daha evli olduğumu unutma. Senin evliliğin gerçek mi Gülfem? Ha? Gözlerime bakıp söylesene. Ben Cihan'ın karısı oldum desene bana. Ömer, bu yaptığın çok anlamsız. Zorbalık bu. Çık git buradan. Artık seni tanımıyorum Gülfem. Ama sana yemin ederim. Eğer bir gün bu anlattıklarına inanırsam sen de beni tanıyamayacaksın. Ben sana abla sözü dinle demiştim. Günaydın Şevket Bey. Gün apaydın. Ya ben kızı tanımıyorum bile. O muhabirleriniz kızı yaka paça taksiye bindirdiğimi neden söylemiyor? Ya sen manyak mısın ya? Ne istiyorsunuz benden? Çiçek! Çiçek! Çiçek, ne olur bekle Çiçek. Çiçek, bildiğin gibi değil. Senin yüzünü görmek istemiyorum. Senden nefret bile etmiyorum. Ben bir şey yapmadım Çiçek. Ben bir şey yapmadım. Sarhoş.
Mert. Söyle. Ama dün akşamki gibi saçmalayacaksan hiç konuşmayalım. Biz hiç konuşmayalım. Sadece yaşayalım. Bunu. Sadece sarılalım birbirimize. Bunun adı her neyse bunu yaşayalım. Ben bunun adını çok iyi biliyorum ama... Sen biraz korkuyorsun galiba. Ay bismillah. Görürüm. Ay hayırlı olsun. Ay, çok tatlı, çok güzel bir mekanmış burası böyle. Ay pek de küçük. Biz burayı yarım günde hallederiz vallahi. Ya bir boya badana da yaparız. Ya şimdi Cihan'a masraf olmasın boşuna. Değil mi? Görürüm. Gülfem görünce burayı başımıza yıkmasa bari. Abla. Dünya Gülfem'in başına öyle bir yıkılacak ki. Değil burayı yıkmak, ayağa kalkacak hali kalmayacak onun. Ömer bugün dönüyor ve ben bunu senden öğreniyorum. Cahide'cim ben de Onur'dan öğrendim. Ortaklıklarını bile ondan öğrendim. Onur Ersoy değil mi? Hı. Tanırım, severim de. Desene, Ömer hastaneden iyice kopuyor. Ah Cahide'cim, kopmayan ne kaldı ki? Doğru. Çok değil. Birkaç ay öncesine kadar ikinizle ilgili çok büyük umutlar beslemiştim. Şu geldiğimiz noktaya bak. Hayat, Ömer ve benim için şu an tek umut... onca sınavdan geçen eski dostluğumuzu koruyabilmek. Peki. Hadi ben gideyim artık hayatım. Ha, siyah güllü davetiye. Bana da geldi. İlginç değil mi? Gül motifini görünce senden zannettim. Katılacak mısın? Vallahi bilmiyorum. Ben de çok emin olamadım. Ama davet komşu villamda. Ben de komşularımı merak ettim. Sanırım bir uğrayacağım. Tuhaf değil mi? Kraliçe öldü, yaşasın yeni kraliçe. Kibirli ve iddialı. İkisini de severim biliyorsun. Benim dikkatimi çekmeyi başardı doğrusu. Uzun zamandır davetlere katılmadım. Bunca zaman ortada gözükmeyip de sonra tanımadığım birinin davetine katılamam. Aa yapma Cahide. Bir sanat galerisi falan herhalde. Böyle gizemli PR'ları genelde onlar yapıyor. Bak, biz sosyalleşmeyeli çok uzun zaman oldu. Bizim hakkımızda dedikodu çıkaracaklar. Bence biz katılalım. Hem havamız değişmiş olur. Benim havamı Ömer dışında hiçbir şey değiştiremez. O zaman biz de Ömer'in gelmesini sağlarız. Galeride kısa bir süre kalırız, sonra da güzel bir akşam yemeği yeriz. Ne dersin? Olur. Hadi hemen ayarlıyorum. Harika bir fikrim var. Tebrikler. Teşekkürler, sağ olun. Gözün kapıda Güfem'i bekliyorsun. Ya hiç konuklarla ilgilenmiyorsun bile. Ya gelmezse? Geliyor. Yola çıktık, geliyoruz. Hayatının en kötü gecesine geliyor.
Gülfem'in atölyesinin yan sokağıydı değil mi? Tamam, birazdan geliyorum. Umarım galeride görmeye değer güzel şeyler vardır. Bu tür davetlere gitmeyeli çok uzun zaman oldu Onur. Tamam, görüşürüz. Bir saat sonra kapıda ol. Gülfem Hanım, kusura bakmayın da ben de davetliyim. Ne saçmalıyorsun sen? Gülfem. Olmaz. Olamaz. Gazeteciler var, lütfen. Yok, yapmıyorsun. Yapmıyorsun. Gerçek olamaz mı? Gerçek olamaz mı? Gülfem. Gülfem, bir rezillik daha yaşamayalım. Lütfen gidelim. Lütfen. Ve nihayet gecenin onur konuğu, moda duayeni Gülfem Sipahi. Benim çocukluğumdan beri tek bir hayalim var. Ve ben ona yürüyorum. Ama seninle değil. Cihan'la. Sana ihtiyacım kalmadı artık. Tebrik etsen iyi olacak. Herkes bize bakıyor. Bunu yapamazsın. Görmüyor musun? Yaptım bile. Kraliçe öldü dedim. Yaşasın yeni kraliçe dedim. Sen kendi ayaklarınla geldin. Vermeyeceğim. Şimdi burada olay yaratmayacağım. Ama inan bana, hayatındaki en büyük pişmanlık bu gece olacak. Kim çağırdı bu adamı?
Sana şimdi inandım Gülrüm. Gerçekten. Artık seni tanımıyorum Nedo. Ama sana yemin ederim. Eğer bir gün bu anlattıklarına inanırsan, sen de beni tanıyamayacaksın.